Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere yarın Terazi Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ayın temalarından bahsedeceğim. Ve özellikle de ayın ikinci yarısında çok stresli, gerginlik yaratan koşullar var. Çünkü yarın gerçekleşecek olan yeni ay bir yandan Satürn'le kare açı yapıyor, Plüton'u da ekleyebiliriz. Diğer taraftan da Koç burcunda geri hareketli olan Mars'la da karşıt durumda. Esasla bakıldığında yani bu yeni ay haritası yılın en zor haritalarından bir tanesi diyebilirim. Çünkü çok gergin açılar taşıyor. Dolayısıyla yeni ayın da Terazi burcunda olması özellikle İlişkiler anlamında, karşılıklı konularda, evlilikte, ortaklıklarda, müzakere gerektiren konularda, diplomasi gerektiren konularda hayatımızda bu dönemde bir takım çatışmalar ve kopmalar ve daha çok bizi bloke eden koşullarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla bu önümüzdeki 31 Ekim'e kadar olan dönemde daha soğukkanlı olmak gerekiyor, daha diplomatik, dengeli olmak gerekiyor. Özellikle bu yeni ay Terazi Burcu'nda esasında Venüs'ün bulunduğu kısmi asalet derecesinde gerçekleşmekte. Yani bu da zaten ilişkilere çok önemli bir vurgu getirmekte. Fakat öncü burçlardaki bu tek kare ister istemez pek çok konuda yeni bir pozisyon alacağımızı, daha fazla esasında aksiyon içinde olacağımızı ve tabii ki ister istemez kendimizi savunma yoluna da daha çok gidebileceğimizi anlatıyor. Zira yeni ay haritasında aynı zamanda Yengeç Burcu'nun da yükseldiğini görüyoruz. Esasında tüm bu göstergeler bir yandan ülkemiz açısından da önemli olan koşulları gösteriyor olabilir. Hani ülkemizin de yükselen burcu Yengeç. Dolayısıyla yani sadece bireysel olarak kişisel konuları değil, ülkemizin konularını da etkilemekte. Bütün dünyayı esasında etkilediğini de söyleyebiliriz. Yani bunu söylersek de yalan olmaz. Açıkçası ışıkların yani Güneş ve Ay'ın Mars ve Satürn gibi iki malefik gezegenle de sert açıda olmaları biraz zorlayıcı. Çünkü gerek Mars gerek Satürn ikisi de çok kuvvetli durumda. Mars Koç burcunda, Satürn de kendi burcu Oğlak'ta, bir yandan da oradaki Plüto ile de birleşmiş durumda. Dolayısıyla bu dönemde özellikle haritanızda öncü burçların düştükleri evlere, yani Koç'un, Yengeç'in, Terazi'nin ve Oğlak'ın düştüğü evlere dikkat edin. Bu evlere dikkat ederken de onları tüm burç olarak bakmanız daha yararlı olacaktır. Bu alanlarda hele özellikle de Mars'ın Koç burcunda geri hareketli olduğunu da söylersek, yani özellikle bizi engelleyen faktörler, bir takım kurallar, sınırlamalarla karşılaşıyor olabiliriz. Belki iş hayatında otorite figürleriyle ya da kurallarla sıkıntılı olabiliriz. Yani başımız dertte olabilir. Ve burada tabii ki Mars geri hareketli olduğu için daha fazla hata yapma riskimiz ve ters çıkışlarda bulunma durumumuz da olabilir. O bakımdan esasında ay boyunca ya da ayın ikinci yarısında diyelim bir denge kurmak, yeniden denge kurmak, müzakere etmek, pek çok şeyi konuşmak, karşılıklı konuşmak temaları öne çıkmakta. Tabii bunları yükselen burcunuza göre kısa kısa zaten videonun ikinci bölümünde anlatacağım. Ama her şey biraz sanki böyle ilişkiler üzerinde, karşılıklı konular üzerinde ortaya çıkıyor. Bunlar bazen açık düşmanlıklar şeklinde de olabilir. Ve ya da süre gelen, dediğim gibi devam eden konuşmalar, görüşmeler zorlanabilir. Evliliklerde bu iş, yani evlilikleri de bir ortaklık gibi görürsek, evliliklerde dahi bu koşullar pek huzurlu durumları anlatmıyor. Yükselen yengeç olması da zaten bu dönemde biraz böyle kendimizi daha çok savunmak, ailevi konular, sevdiklerimizle ilgili koşullar, hep bunları böyle bir endişeyle, koruma isteğiyle sanki daha fazla sahiplenmek istediğimizi de gösteriyor. Yengeç burcunun yükseliyor olması.
Tabii bütün bunların yanında bir de bu dönemde Merkür'ün de Akrep Burcu'nda geri gittiğini de görüyoruz. Yani iletişim gezegeni Merkür su elementinde olduğunda, su elementinde geri gittiğinde akıcı bir iletişim, objektif, rahat, böyle daha kolay anlaşılabilecek bir iletişim kurmak pek kolay olmayacaktır. Yani böyle bir dönemde belli ki bir takım pazarlıklar, bir takım paylaşımlarla ilgili konular, kendi duygularımızı, düşüncelerimizi daha fazla sağlamlaştırmak istediğimiz, güçlü olmak istediğimiz ve belki de ortaklı konularda bir paylaşım içinde kendimizi zorladığımız durumlar da söz konusu olabilir. Bunlar akıcı ve rahat iletişimi biraz zorlaştırıyor. Ve Akrep derin bir burç olduğu için, karanlık da bir burç olduğu için iletişimin çok üst seviyede, çok böyle akıcı, açık bir şekilde değil, daha böyle arka planda, sezgiler belki ön planda, ancak yine de kolay anlaşılmak da pek kolay değil yine bu dönemde. Ve Merkür zaten 25 Ekim'de Güneş'le birleşecek ve bir iç kavuşum olacak. Burası bir takım değerlendirmeleri yapmak açısından, belirli konularda bir karara varmak açısından önemli bir tarih olabilir. Zaten Merkür Akrep'te geri gittiği için sonra Terazi Burcu'na da geri dönüyor. 28 Ekim'de tekrar Terazi'ye dönecek. Belli ki ilişkiler üzerinde başkalarından beklentilerimizle ilgili konularda bir takım sıkışmalar, bir takım blokajlar ve tam olarak yerine oturmayan, huzursuzluk yaratan koşullar söz konusu. Şimdi dolayısıyla yani bütün öncü burçların, koçun, yengeçin, terazi ve oğlan çok böyle alarm durumunda olduğunu, çok hareketli olduğunu söylemeliyiz. Bu engelleri, blokajları aşmak açısından da biraz daha soğukkanlı, biraz daha düşünceli, aceleyle tepki vermeden hareket etmeliyiz. Çünkü Mars geri harekette ve Mars Güneş'in de tam karşısında, bu Mars hareketinin ortalarına gelmiş durumdayız. Yani pek çok açıdan bir zaten önümüze gelen konularla ilgili, karşılaştığımız konularla ilgili güçlü bir muhasebe yapmamız, bir değerlendirme yapmamız, pek çok şeyi yeniden düşünüp tartmamız gereken bir süreç içindeyiz. Bütün ayın ikinci bölümünde. Şimdi yine bu Mars'ın Satürn ve Plüto'yla sert açılarını, şu biraz da tabii kazalarla ilgili konulara da dikkat etmek lazım. Şiddet içeren olaylar, iddialaşmalar, fiziksel riskler, bunlar daha çok böyle Mars Satürn genelde düşme, kırılma gibi koşullar, kazalara işaret eden transitlerdir. Bunlara biraz bu dönemde daha sakin, dengeli yaklaşmak gerekiyor. Şimdi bu 31 Ekim'e kadar ki dönemde ne tür açılar gündeme geliyor? Kısaca biraz onlardan da bahsedeyim. Özellikle ayın 18'i ile 20'si arasında çok dikkat çekici bir takım açılar var. Şimdi bunlardan bir tanesi Merkür'ün Uranüs'le karşıt duruyor olması. Zaten Merkür geri gidiyor ve Uranüs'le, Akrep Burcu'nun, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'le de karşıt açıda olacak. Bu 20 Ekim'de gerçekleşiyor ama bütün esasında Ekim'in ilk yani 20'si civarında esasında 15'i ile 20'si arasında etkin olduğunu söyleyebiliriz. Bu ne demek? Bu biraz bizim özellikle parasal konularda ya da karşılıklı bir takım diyelim ki bunlar anlaşmalar, görüşmeler olabilir. İçinde maddi bir konu da olabilir. Parasal bir durum da olabilir. Burada biraz sanki bizi maddi konularda, ekonomik durumumuzu ilgilendiren ya da güvenlikle ilgili, kendimizi güvende hissetmekle ilgili bir konuda daha istikrarsız bir durumun olduğunu, beklenmeyen koşulların belki gündeme gelebileceğini gösteriyor olabilir. Yani 20'si civarında iletişimde, konuşmalarda, anlaşmalarda, görüşmelerde, iletişim kurarken, anlaşma yaparken bizi test eden koşullar var.
Ve bunun yanında aynı günlerde 19'unda Mars'la Jüpiter'in de bir karesi var. Yani çok büyük bir heyecan, bir takım sabırsızlıklar, yüksek enerjiler de var. Kontrol edilmesi biraz zor günlere benziyor. Keza 18 Ekim'de Güneş'le Satürn karesi de var. Bu da sınırlamalar içinde olduğumuzu, kurallarla, yasalarla ya da içinde kanunların olduğu konularda ya da iş hayatındaki koşullarda bizi test eden, bizi biraz engelleyen, sınırlayan koşulların olabileceğini gösteriyor. Bu dönemde Venüs'ün bazı açılarını görüyoruz. Jüpiter'le olumlu bir açısı var 19 Ekim'de. Fakat Venüs burada düşük durumda, Jüpiter de düşük durumda. Bu üçgen açıdan, 19 Ekim'deki üçgen açı daha çok belki pratik konularda, belki bir takım detayları iyi değerlendirmek, belki içinde özen gösterdiğimiz ve özellikle iş hayatında, para konularında bir takım ilişkilerden yararlanmak söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi diğer transitlerin altında esasında bu açı çok fazla kendini gösteremeyebilir. Ancak Venüs ayrıca 20 Ekim'de ay düğümleriyle de kare yapıyor. Yani belli ki 18 Ekim 20 Ekim arasında çok böyle bizi seçimler yapmaya, bizi değerlendirme yapmaya, yani ilişkiler yönünde de sanki böyle bir kavşak noktasında durmak gibi bir yön seçmek açısından bizi yeni kararlara sürükleyecek hareketli bir tempo var. Bunların yanında 24 Ekim'de de Venüs'te Satürn'ün üçgen açısı var. Bu da çok romantik değil. Daha çok iş hayatında, daha çok belki yatırımlarla ilgili konularda, toprakla ilgili konularda ya da bir dekorasyon konusunda olabilir. Daha çok teknik bir konuda, çok böyle duygusal anlamda değil. Ama buralarda işle ilgili konularda, teknik konularda belki bir takım tasarımlar, bir takım ilişkiler ya da anlaşma içeren konular daha olumlu düşünülebilir. Belki de uzun vadeli ve içinde ciddiyet olan bir konu, içinde belki gerçekçi davranmamızı gerektiren bir konuda daha somut sonuçlar elde edebiliriz. Yani bize çok fazla böyle şımarma, rahatlama, gevşeme imkanı pek fazla vermiyor esasında. Bu dönemin en son açısı tabii 23'ünden itibaren zaten Akrep Burcu başlayacak. 31 Ekim'de de Güneş'le Uranüs'ün karşıtlığı var. Orasını tabii belki öbür bir sonraki dönemin de temaları devreye girmiş olacak ama orada da yine beklenmeyen koşullar, biraz maddi açıdan parasal konularda güven bulmakla ilgili konularda, istikrar ve güven bulmakla ilgili konularda biraz bu dönemde bizi daha psikolojik anlamda sarsan, değiştiren koşullar var. Bunu bir sonraki Dolunay'ın haritasında sizlere ayrıca anlatacağım. Çünkü orada Ay Boğa Burcu'nda olacak, Uranüs'le birleşiyor olacak. O da çok ilginç, böyle biraz da böyle sarsıntı getiren koşullara işaret ediyor. Şimdi bu dönemde yükselen burçlar açısından baktığımızda ne gibi koşullar görüyoruz? Dediğim gibi son derece gergin, huzursuzluk getirici, yüzleşmelere neden olan, bir takım ilişkileri test eden bir dönemden geçiyoruz dedik. Ve 31 Ekim'e kadar yükselen burçlara göre neler söyleyebiliriz? Şimdi yükselen koçlar açısından bu dönemde zaten Mars da koçta olduğu için yükselen koçları daha sabırsız kılan, daha fazla gerginleştiren, atak hale getiren ve bir bakıma cesaret getiren enerjiler var. Fakat bu yeni ay karşılıklı konuları, evlilik konusunu, anlaşmalı konuları, hatta yakın arkadaşlıkları bile test ediyor. Yani özellikle içinde evlilik, anlaşma, mutabakat gerektiren, istişare gerektiren, görüşme gerektiren konularda belirli bir stres var.
Yani beklentiler ne kadar yerine geliyor, buna dikkat etmek lazım. Karşıt durumlar olabilir, açık düşmanlıklar olabilir, rekabet söz konusu olabilir. Otorite figürleriyle ya da erkek figürlerle çatışmalar olabilir. Biraz ilişkiler üzerinde stres var ve bu dönemde yükselen koçların daha çok ev, yuva, özel hayat, güvenlikle ilgili konular, daha çok kendi evlerinde ya da yerleşimleriyle ilgili, aileyle ilgili bir konuya da daha fazla eğilmeleri gerekebilir. Bir takım sevdiklerini ya da hassasiyet gösterdikleri şeylere daha fazla odaklanacak gibi gözüküyorlar. Yükselen boğalar açısından bu dönemde iş ve çalışma ortamındaki ilişkilere çok dikkat etmek lazım. Sağlık konusunu dikkatli takip etmek lazım. Çünkü bir takım belki bedensel olarak ya da iş hayatından da kaynaklanan streslerden de olabilir. Hayatın içindeki stresi yönetmek biraz zor olabilir. Yani bu dönemde yükselen boğaların sanki böyle bir boşlukta giden, paldır küldür böyle yuvarlanan bir tarafı var. Çok olayları yönetmeleri kolay değil böyle bir süreçte. Ve bu dönemde yakın çevrede daha fazla görüşmek, konuşmak, ziyaretler, ailevi konular, daha fazla kafalarında, zihin dünyalarında meşgul bırakan koşullar olabilir. Daha çok konuşma, yazışma, haberleşme gündeme gelebilir. Kardeşlerle ilgili konular belki biraz dikkat çekebilir. Dolayısıyla yükselen boğaların bu dönemde daha çok iş, çalışma, düzen, organizasyon, sağlık konularına daha özenli yaklaşmaları gerekiyor. Yükselen ikizlerin bu dönemde biraz aşk hayatında ya da fazla harcama yaptıkları spekülatif konular da olabilir. Biraz böyle eğlencenin, aşkın, sevginin olduğu konular, çocuklarla ilgili konular. Buralarda yükselen ikizleri belki biraz sarfiyata götüren, biraz zarar etmesine neden olabilecek koşullar olabilir. Yani gereksiz harcamalar, masraflar ortaya çıkabilir ya da aşk hayatında çekişme söz konusu olabilir. Belki arkadaşlıklarla alakalı olabilir. Bir grup çalışması içinde bu bir stres yaratıyor olabilir. Yani yükselen ikizlerin bu dönemde biraz egolarını, kişiliklerini daha sakin, daha dengeleyici bir şekilde kullanmaları lazım. Bir takım israflar söz konusu olabilir ve bu dönemde para konularına daha çok dikkat etmek gerekli. Yani yükselen ikizlerin maddi konuları, cebindeki parayı daha dikkatli koruması bekleniyor. Ya da parasal konulara, harcama getiren konulara biraz eğilim var. Bunu bu yönde esasında daha mantıklı düşünmek gerekiyor. Gereksiz risklere girmemek, spekülatif konulara pek girmemek lazım. Hatta bu yatırımlarla ilgili konularda da söz konusu olabilir. Yani bir yatırım iştahı ya da harcama iştahı var gibi gözüküyor. Yükselen yengeçler ki bu dönemde gerçekten çok dikkat çekici durumdalar. Yükselen yengeçler açısından bu dönemde özel hayatın içinde evi, güvenliği, aileyi ilgilendiren konularda biraz daha sakin kalmak lazım. Belki evde, aile hayatında onları tedirgin eden, tartıştıran, gerginleştiren koşullar olabilir. Yani kendi iç dünyalarında olabilir. Belki bu evde ilgilenilmesi gereken bir konu olabilir. Bu bir tamirat da olabilir ya da evi ilgilendiren, fiziksel anlamda yoran bir konu da olabilir. Dolayısıyla özellikle ev, evlilik, evin içindeki ilişkiler, toprakla ilgili konular, gayrimenkul, ev biraz böyle hep özel hayatın içinde, ailevi konuların içinde bir hassasiyet söz konusu ve işle ev arasında da tabii dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Çünkü yükselen yengeçler iş hayatında da çok bu dönemde daha çok şey yapmak istiyorlar. Fakat Mars geri harekette olduğu için bir takım engellemeler var, beklemeler var. Ve bu dönemde yükselen yengeçler esasında kendi dümenlerini daha iyi tutarlarsa, olaylara daha soğukkanlı yaklaşırlarsa, daha iyi bir plan ve program yaparlarsa bu pürüzleri ya da bu stresleri daha iyi yönetebilirler. Dolayısıyla şahsi konulara, kendileri de ilgilendiren girişimlere ve şahsi konulara bir vurgu var. Yani yeni başlangıçlar da yapacak gibi gözüküyor yükselen yengeçler. Yükselen aslanlar açısından bu dönemde
konuşmalar, görüşmeler, ziyaretler, artan bir iletişim var. Fakat bu iletişim içinde belki kardeşler olabilir, bu belki yazışmalar olabilir, konuşmalar olabilir, belki eğitimle ilgili konular olabilir. Biraz stres ve engellenmişlik duygusu söz konusu. Yani yükselen aslanlar konuşurken, yazarken, çizerken diplomasiyi daha iyi kullanmak durumunda, biraz daha dengeli kalmak durumunda. Bir takım görüşmeler, ziyaretler, hareketin de öne çıktığı bir dönem. Fakat bazı duygusal nedenler ya da ailevi koşullar da olabilir bu. Yükselen aslanların bu dönemde kontrol dışı faktörler yüzünden kendilerini biraz çaresiz de hissedebileceklerini gösteriyor. Yani bir takım arka planda onların psikolojilerini ilgilendiren, belki gizli kalan durumlar, bir miktar onları böyle bağlayan ve bir ölçüde hassas kılan, aşağı çeken çevresel koşullar var. Bu bakımdan yükselen aslanların özellikle iletişim alanında, özellikle düşünce dünyalarında biraz daha sakin kalmaları, olayları biraz kendi akışında tutmaları iyi olacak. Yükselen başaklar bu dönemde iş hayatında, para konularında, daha çok çalışma hayatını ilgilendiren alanda, maddi konularda kaynaklarını daha iyi değerlendirmek ve bu harcamalara dikkat etmek lazım. Yani böyle bir dönemde zaten ortaklı konularda ya da finansal açıdan biraz stres yaratan koşullar da var. Maddi konular, ortaklı bir işin belki de bazı sorunlarla karşılaşıyor olması, bir takım engellerin ortaya çıkması ya da ortak bir para paylaşımında bir dengenin pek olmaması sıkıntı yaratıyor olabilir. Daha çok kaynaklar konusunda, para konusunda özen göstermek lazım. Ve bu dönemde başakların gelecekle ilgili projelere çok daha odaklı olduğunu, belki içinde ailenin ön planda olduğu, eve yönelik bir proje, bir istek, bir beklenti de dikkat çekiyor aynı zamanda. Yükselen teraziye gelecek olursak tabii çok dikkat çekici, çünkü terazi de bir öncü burç, zaten yeni ayda terazide oluyor. Dolayısıyla dikkatler teraziye yönelmiş durumda ve teraziler yeni adımlar atıyorlar, başlangıçlar yapıyorlar. Zaten bu dönemde Güneş de terazide, kişiliklerini öne koymak istiyorlar. Bir takım, fakat bunları yaparken daha hani böyle ayıya dayı demek gereği var. Yani biraz sakin kalmak, biraz daha iyi yönetmek lazım. Bir takım atılımlar içindeler. Bunlar şahsi konularda, bireysel konularda önemli. Önceliklerini iyi belirleyebilirler. Belirlerlerse ilerleyebilirler. Ama ilişkileri daha iyi dengelemek durumundalar. Ve bu dönemde hem kariyer hayatında hem evi de ilgilendirebilecek, genel olarak aileyi ilgilendirebilecek bir konuda önemli kararlar gündeme gelebilir. Tabii bunlar Merkür geriyken çok belki hemen yürürlüğe girmeyecek ama yine de mesleki konular, onları toplum önünde önde tutan durumlar, daha çok dikkat çekecekleri bir durum söz konusu. Dolayısıyla meslekte ve işte ve evde oldukça kararlı bir dönem, değişikliklerin gündeme geldiği bir dönem. Yükselen akrepler açısından ise aynı şeyleri pek söyleyemeyiz. Yani yükselen akreplerin bu dönemde en azından 23 Ekim'e kadar zaten Güneş terazide. Dolayısıyla bu dönemde biraz geçmişten kalan koşullar, ilişkileri yönetmek, ortaklıkları gözden geçirmek, belki kontrol edemedikleri koşullar olabilir. Bir takım gizli saklı konular biraz gündemlerini meşgul ediyor olabilir. Sanki böyle bir nekahat dönemindeler de oradan yavaş yavaş çıkacaklar esasında. Yani onları biraz izole eden koşullar var. İlişkilerde dikkatli olmak lazım. Gizli saklı şeylere çok fazla girmemek lazım. Bu dönemde aldıkları haberler, belki yeni düşünceler, yeni fikirler ortaya çıkarabilir. Merkür çünkü geri gidiyor Akrep Burcu'nda ama çok böyle net bir adım atmaları pek kolay değil. Ayrıca bu dönemde biraz kendi dünyalarını genişletmeye bakmalılar. Mesela içinde yabancıların olduğu, içinde eğitimin olduğu, içinde daha çok kendini geliştirmenin, yeni insanlarla tanışmanın, ufukları genişletmenin imkanları var. Dolayısıyla bu konulara zaman ayırabilirler ya da belki akademik konular olabilir,
eğitimle ilgili konular olabilir. Buralarda bazı hareketlilikler, buralarda onları biraz daha hareketli kılan koşullar var, imkanlar var diyelim. Yükselen yaylar açısından ise bu dönemde yeni hedefler, beklentiler gündeme geliyor. Belki bu bir grup çalışması içinde olabilir, belki bir sosyal alanda olabilir, bir takım çalışması içinde olabilir. Yani yükselen yaylar bu dönemde kendi beklentilerini, kendi hedeflerini belirleme konusunda ilişkiler üzerinde ya da ilişkilerden etkilenerek bir takım sonuçlara varacak. Ama ilişkileri yönetmek pek kolay olmadığı için böyle bir dönemde yükselen yayların sosyal alanda daha sakin, biraz daha arkadaşlıklar içinde, gruplar içinde daha dengeli olmaları ya da oradaki değişen dengeleri iyi gözetmeleri gerekiyor olabilir. Ayrıca ne bekliyorlar ilişkilerden, karşılıklı konulardan ne bekliyorlar ya da gelecekle ilgili planları neler? Buralarda biraz stratejik davranmak, ilişkilere önem vermek, dediğim gibi iş hayatında sosyal konulara ve anlaşmalı konulara dikkat etmek gerekiyor ki böyle bir dönemde biraz sanki içinde ailenin olduğu bir konu, paylaşımlı bir konu, bir miras konusu, bir kriz çıkaran bir konu, bazen bir endişe yaratan bir konu da gündeme geliyor olabilir. Yani böyle bir dönemde yükselen yayları duygusal anlamda bağlayan, hassasiyet çıkaran koşullar da söz konusu. Yükselen oğlaklar yine bir öncü burç olduğu için çok dikkat çekici bir dönemdeler. Şimdi böyle bir dönemde kariyer konusu, toplum önünde olma çok dikkat çekiyor. Yani yükselen oğlakların iş konularında belki önemli değişiklikler yapıyor olabilirler, sorumluluklar alıyor olabilirler, dikkat çekiyor olabilirler. Fakat böyle bir dönemde onlara muhalefet eden çok şey var. Dolayısıyla işte ortaklı konularda, karşılıklı konularda, belki içinde mahkemelerin olduğu, davaların olduğu konularda dikkatli olmak lazım. Bu dönem onları biraz daha fazla hassas kılıyor. Bunlarla uğraşmaları gerekiyor olabilir. Genel olarak toplumun önündeki durumları, ünvanları ile ilgili, pozisyonları ile ilgili koşullar, buralarda değişiklikler var. Buralarda daha sakin olmaları, buradaki İş ortamındaki ilişkilere özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Yükselen sakalara gelecek olursak, yükselen sakalar böyle bir dönemde kendilerini yeni şeylere açmış durumdalar. Yeni fikirler var. Çok belki uzaklarla, yabancılarla ilgili pek çok konu var. Fakat bunların içinde bir takım tartışmalar ya da onları kararsız bırakan ya da bir tavır almaya, bir pozisyon almaya iten koşullar olabilir. Yani yükselen sakaların bu dönemde eğitim, yabancılar, yurt dışı ile ilgili konular, kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar var. İş konularında belki ortaklı konular özellikle dikkat çekiyor ve biraz uğraştıran koşullar var. Hani çok istedikleri gibi çevresel koşullar onları desteklemiyor olabilir. Biraz düzen konularına, çalışma ortamındaki koşullara dikkat etmek lazım. Sağlığa belki biraz yine dikkat etmek gerekebilir. Ve daha çok kafalarındaki koşullar, kafalarındaki düşünceler, inançlar, fikirler bu konularda daha sakin, daha dengeli, biraz sanki bu düşünsel konularda, içinde inançların olduğu konularda çok tartışmaya girmemek daha iyi olacak. Bir takım gerginlikler, engellemeler var çünkü. Balıklara bakacak olursak, yükselen balıklar ise bu dönemde eşin para durumu, miras, paylaşım ya da içinde kriz olan bir konu, içinde bir stres olan, bir endişe olan, korku olan bir konunun onları daha fazla meşgul edebileceğini söyleyebilirim. Yani böyle bir dönemde biraz ortaklı konular, paylaşımlar, bir takım krediler, borçlar alacaklar. Yani böyle bir kriz çıkaran, endişe yaratan bir konu olabilir. Bunlar ilişkilere dayalı olabilir. Yani eşin durumuyla alakalı, eşin parasıyla alakalı ya da ortağın durumuyla da alakalı olabilir. Ve özellikle bu dönemde yükselen balıkların biraz sevdikleriyle ilgili konularda, çocuklar olabilir, aile olabilir, daha fazla harcama eğilimi var. Belki o konularda da onları belki biraz eğlendirebilecek, keyifli kılacak şeyler var ama özellikle bu maddi konularda ya da ortaklı konularda karşısındakilere güvenmekle ilgili konularda parasal konuları daha iyi yönetmeleri, burada gereksiz israfa
harcamalara ve bu dönemde pek yatırımlara girmemek daha doğru olur. Spekülatif konulara girmemek daha yerinde olacaktır. Sizlere kısaca yarın gerçekleşecek terazi burcundaki yeni aydan bahsettim. Ve gerçekten de bu dönem yani 31 Ekim'e kadar gökyüzü oldukça gergin. İlişkilere dikkat edelim, ortaklıklara dikkat edelim. Özellikle bu 18-20 Ekim civarı çok dikkat çekiyor. Biraz daha sakin bir tempoda ilerlemeye ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederim. İyi günler.